İngiltere'nin espritüel bir yaklaşımını yapmış bu beyefendi. Ama hoş olmuş bence. Buraya asmış bunu. Evet, bugünlük ikinci arabalara bakmaya gidiyoruz. Bugünle ilgili söylemek istediklerin var mı? Bugün daha çok arabaya bakacağız. Umarım bugün bakacağımız arabalar daha iyi durumda olur. İnşallah bir tanesi seçer, artık alırız. Araba alırken nelere bakıyorsun? Neyini araştırdın dün? Yani öncelikli olarak tabii belgeleri tam mı? Mesela burada logbook diyorlar, ruhsatı. Ruhsatı var mı? Ruhsatta yazılı plaka numarasıyla aracın plakası aynı mı? İşte kilometresini kontrol ediyoruz arkasından da. Aynı şekilde mod dedikleri araç muayenesi uzun yakın bir zamanda mı yapılmış? Çünkü uzun süre önce yapılmış olan araç muayenesinde o süreçte bir arıza varsa belki o arıza dolayısıyla da arabayı satmaya çalışıyor olabilirler. Burada araç alım satım işlemleri çok basit çünkü. Hemen gidip alabiliyorsunuz. Ruhsatın yanında bir belge var. O belgeyi hemen doldurduğunuz zaman bir nüshası size veriliyor. Bir nüshası satıcıda kalıyor. Bir nüshasını da postayla trafikle alakalı bir şeye, birime gönderiyorlar. Araç sizin üzerinize geçmiş oluyor ondan sonraki aşamada. Onun dışında kilometresi de önemli. İşte aldığınız arabanın yılına göre de değişiyor. Kilometresi çok düşükse o zaman belki arabayı uzun süre bekletmiş olabilirler. Kullanmadıkları için de arabada hasar oluşmuş olabilir. Çalışmadığı zaman da. Çok yağmurlu bir bölge. Nemli bir ülke olduğu için evet paslanmış olabilir. Kilometresi çok çok yüksekse artık yani araç uzmanı değilim ben. Sadece araçla ilgili bilgisi olan kişilerin paylaştıklarını böyle derleyip toplayıp söylüyorum ben size. Kilometresi çok fazla yüksekse de zaten o noktadan sonra arızalar başlayacaktır eninde sonunda. Yani 170 bin kilometrede araba alırsınız, bir yıl kullanırsınız hiçbir sorun çıkmayabilir. Tamamen bazı şeylerde tamamen şansa bağlı en son aşamada. Belki 90 bin kilometrede araç alırsınız, bir hafta sonra da arıza çıkartabilir. Bakabildiğimiz kadar inceleyeceğiz bakalım, şansımız artık. Karşı tarafın dürüstlüğüne bağlı. Burada galerilerde şöyle bir kural varmış, devlet bunu zorunlu tutuyormuş. Galeriden araba alırsanız 3 ay garantisiyle beraber alıyormuşsunuz. Arızalanma ve bozulma riskine karşı. Onun için en azından galeriden alırsanız eğer 3 ay içiniz rahat olacak. Şu süreçte araç fiyatları da bayağı düşmüş durumda. Zaten burada ucuzdu. Yani bir Fiat Doblo'yu 2007 model 700-800 pound'a alabiliyorsunuz. Tabii kilometresine göre, kullanımına göre de fiyat aralığı değişiyor ama 3 aşağı 5 yukarı yine 700, 800, 900, 1000, 1100 pound skalasında burada fiyatlar. İkinci el araçlar. İşte bir segment yüksek araçların biraz daha tabii fiyatları yüksek. Ergin'cim beğendiği bir tane araba vardı. Evet, mesela ne var? Audi A6 var burada. 1650 pound. Yılını unuttum ama. Ben de unuttum yılını. Şey ne kadardı senin beğendiğin? 2006 model, pardon hatırladım. 2006 model Audi A6 1650 pound'tu. Bir de Mercedes S320 galiba S320 idi. 5400'dü. 5000 evet 5300 5400 pound'tu. Onu çok beğendik ama şu anda bizi aşıyor. Aynen. İleride ama, belki. Ama mesela iki maaşınızı ya da üç maaşınızı birleştirerek çalıştığınız yere göre iki maaşınızı ya da üç maaşınızı birleştirerek bir tane ikinci el yüksek modelli bir araç alabilirsiniz kesinlikle. Yani Türkiye'de en azından böyle bir araba almak için evet, hayal olurdu bizim için. Kesinlikle. Bilmiyorum kaç yıl beklettik. Almazdık zaten. Yani evet alamazdık. Ya birimizin maaşını bile biriktirsek alamazdık. Aynen, mümkün olsun. Ama şimdi bakalım yani birimizin maaşıyla ileride öyle bir araba alınabilir yani. Tabii. Yani Türkiye'ye eğer araçla gelmek istersek burada o zaman zaten öyle bir araçla yola çıkmak lazım. Bizim bu arada
Ne kadar kalmış? 9 dakikamız kalmış. Normalde tramvay seferleri daha çabuk çabuk oluyor, evet, ama 3-4 dakikada bir kere. Evet, ama bu korona olayından dolayı bayağı bir 20 dakikada bir geliyor artık. Evet, 20 dakikada bir. Otobüse gitmek istemedik. Çünkü otobüs bence daha çok riskli. Tramvayda ayakta durabiliyorsun. Yani oturmak zorunda değilsin. Bir daha biraz daha büyük bir araç. Bir de çok çok az yolcu oluyor. Hı-hı. Yani bazı geçenlerde araç bakmaya gittiğimiz zaman dönüşte tramvayda bir ya da iki kişi vardı galiba kocaman trende. Bir de herkes farklı yerlere oturuyor. Yani evet, dip dibe de oturmuyorsun. Sosyal mesafeyi bolca geniş tutarak. Öyle. Şimdilik görüşürüz. Gene arabalarla ilgili yorumlarımızı yaparız. Arabaları da çekerim. Görüşmek üzere. Sorry. Bu da bu. Otomatik vites. Bu araba 7 kişilik. Arkaya 2 kişi. Öne 3, oraya da 5. Yalnız biz bunu, bu koltuklar tamamen içeri giriyor. Ve şu bagaj kısmıyla takılabiliyormuş. Bu koltuklar da öne gidiyor. Bunları ben ölçtüm. Arkadan öne kadar 120 santim. Tavan boyu 110. Arabanın kendi genişliği de 110 santim. Bu arabaya 2100 dedi. Ama araba çok güzel. Koltuklar falan. Burası bir galeriymiş zaten. Şu arabanın dışından da göstereyim. Kia'nın bir arabası. Canım, bunun markası neydi? Kia? Sorento. Kia Sorento. Evet. Sportage. This one? Yeah. Sportage, ha, Kia Sportage. Çok güzel. O ne kadarmış? Sorry, how much is it? This one is 1500 pounds. Kaç? 500. 500, ha, 1500. Bu da 1500 poundmuş. Otomatik vites bu. 2.2 litreymiş benzinli. Very good.